15 saatte gidecek. En büyük teşekkür de bugün benimle bu videoyu çekmiş olan Eren Özmen miydi? Ya. Neydi? Yani, sil şu kaydı. Şu kaydı. Bu ne abi? Ben bu muameleyle yaşayamam ben burada. Durmayacağım artık ya. Özlü müydü? Aa. Özlü müydü? Özlü müydü? Neydi kanka? O da oldu. Ben de gittim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Elif. Bugün yanımda arkadaşım Eren'le birlikte bir YKS videosu çekeceğiz. Eren okulda okuyan ve başarılı bir sıralamayla girmiş sayısal öğrencilerinden biri. Ve bugün hani onun nasıl bir YKS serüveni geçirdiğinden, netlerinden, çalışma düzeninden ve bununla ilgili şeylerden bahsedeceğiz. Artı olarak Eren mezuna kalmış bir insan ve mezuna kalmış birçok insan için motive edici şeylerden bahsedeceğini ve onun anlatacaklarının size de fayda sağlayabileceğini düşündüm. O zaman başlayalım. Eren. Merhaba, hoş buldum. Ben Eren, Elif'in söylediği gibi. Şu an ODTÜ'de hazırlık öğrencisiyim. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne yerleştim 2021'de. Söylediği gibi 2 sene hazırlandım sınava. İlk senemde istersen netlerimi söyleyeyim. Evet, önce netlerini konuşalım. Aynen öyle. İlk senemde 20 bin, ikinci senemde 3 bin yaptım. Netlerimi konuşmayacaktık. Netlerimi Elif. Eren'in netlerini buralara ekleyeceğim. Ben şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Netlerime baktığınızda şunu göreceksiniz. İlk senemde TYT'de Türkçem yine kötü. İkinci senemde yine çok iyi değil yani. Hani 32'ye 8 mesela ikinci senemde. Şimdi şu durum var. Benim tam bu zamanlarda fark ettiğim bir şey vardı mesela. Şimdi Türkçe netleri artıyor tabii ki. Çözmekle falan da artıyor. Ne kadar pratiğini yaparsan tabii ki yükseliyor ama bir yerde kalıyor bazen. Mesela bende kalıyor. Ben ilk senemde bunu fark etmeyip Türkçe'ye çok abandım mesela. Sürekli kitap çözüyordum. Hani mesela sosyal çalışmak yerine gidip bir tane TYT Türkçe çözmek çok daha mantıklı geliyordu bana. Ama ikinci senemde oturup tam bu dönem işte. Benim bir tane videom var. Ben kendimi kaydediyordum böyle. Şey diyorum orada hani Türkçe'yi yapamıyorsun. Tamam diyorum hani sen bunun sistemini anlamadın. O zaman fenle sosyali fullemek zorundasın diye kendime bir serzenişte bulunuyorum ve bunu yapıyorum işte 19'a 1, 19'a 1 neredeyse ikisi aslında de full. Aslında senin yaşadığın şeyi bölüyorum kanka, kusura bakma. Yok yok efendim. Genelde eşit ağırlık öğrencileri de matematikte yaşıyor. Yani bir şekilde çalışıyorlar çalışıyorlar. Onu yaptıklarında her şeyin düzeleceğini düşünüyorlar. Ama daha sonrasında diğerlerini boşladıkları için sınavda da bir ne oluyoruz hani olmuyor falanla karşılaşıyorlar. Aynen öyle. Özellikle ben mesela yine çok abandım mesela mezun senemde çok fazla vaktim vardı. Çünkü ilk senemde AYT konularında çok iyi çalıştığım için çok zamanım vardı. Ve ben matematiğe çok abandım. Hı hı. Yine TYT matematiğe çok abandım mesela en başında özellikle. 6-7 kaynak bitirdim mesela ben mezun senemde. Ama ne oldu? İlk senemde 33'e 2 falan bir matematik netim varken ikinci senemde 27 netim falan var. Yani ama hani yine o beni kurtarmadı. Zorluğuyla da direkt alakalı ama zor. Yine de hani sizi üstün bir insana çevirmiyor yani o çözdüğünüz denemeler. Tabii ki çok yardımcı oluyor, çok yükseltiyor. Ama bir yerden sonra artık sıçrayamıyorsun bir yere ve orada fen ve sosyal gibi koca koca böyle bir şeyler var ve çok önemliler cidden. Hepsi aynı puan getiriyor. Hatta neyse o önemli değil. Katsayısı daha fazla diyebiliyorum sosyaldeki bir tane sorunun. Öyle bir durum var. Sosyalle feni özellikle şu zamanda sayısallar için söylüyorum. Gerçi eşit ağırlıklarda feni salıyor mesela diye hatırlıyorum bu dönemde. Yani genelde. Aynen öyle. Yani fullemek zorunda değilsiniz ama oradan alacağınız bir 3-4 net özellikle son aylarda matematik ya da Türkçeden alacağınız 3-4 nete nazaran çok daha hızlı gelecek size. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Evet. Ben aslında şunu konuşmak istiyorum öncelikle. Genel olarak çalışma düzenin nasıldı? Yani mezun senende mezun okey. İlk senende yapmayıp ikinci senende yapmış olduğun neler vardı çalışma düzeninle ilgili? Şimdi şu vardı öncelikle ilk senemde çok düzenli bir çalışma sergilememişim. Ben bunu nereden biliyorum? Çok iyi hatırlamıyorum ama ajanda tutuyordum. O dönemde aslında çalışma sistemim aynıydı. Gece yatmadan önce yarın ne yapacağımı yazardım. Hı-hı. Hafta sonu da tabii bu sonraki gün yapacaklarımı yazmamın yanında hafta sonu da genel olarak bir analiz yapardım. İki haftada bir ya da her hafta sonu yapardım bazen de. Bunu ben i̇şte, de yapıyordum. Yani neyim eksik, nerede sorunum var onları yazıyordum işte mesela. Ondan sonra hafta içi gece yatmadan önce ha diyorum mesela işte şu işte dolaşım sisteminde sorunum varmış benim. O zaman yarın artık bunu yapayım falan. İlk senemde neleri yanlış yaptım? İşte şey yanlış şeylerden çok fazla beklentiye girmek işte. Türkçe ve matematiğe çok fazla abanmak ve özellikle sınav stresi dediğimiz o son anda sınav stresini yönetememek konusunda da sorunlar çektim. 2020'nin TYT'sini ben bırakıp çıkacaktım yani. Hani Türkçe'de büyük bir krize girdim. Böyle buradan böyle sıcak sıcak terler falan boşandı. Bir anda şey mi oldu?
sorularla karşılaşınca ne yapacağını bilemedin, beynin durduğu gibi mi oldu? Aynen öyle ki bunu beklersin. Çünkü şu anda ünlü YouTube kanallarından falan da duyarsınız. Herkes şey söyleyecek işte, sınav anı çok farklı. Yapamayacaksınız Türkçe'de, onları geçeceksiniz. Bir sürü soruyu geçeceksiniz ama en sonunda yapabildiğiniz sorulara geleceksiniz ve rahatlayacaksınız işte. Hani bir yerden sonra açılacaksınız, ilerleyecek. İşte bu kadar bunu bilmene rağmen o gitmiyor yani. Ben sınavdayım, çözemedim. 10 tane üst üste Türkçe'de soru çözemedim yani. Sonra bir tanesini yaptım. O da problemli yani. Ne olduğunu bilmiyorum, emin değilim falan. Orada büyük bir strese girince, sınav anında büyük bir krize girince tam böyle sınav görevlisiyle bakışıyoruz, ne yapacağım ne edeceğim, ama ben biliyorum yani bunları yaşamam çok doğal. Yani 15 bin kez duymuşum artık yani, sınav anı yapamayacaksın bazı soruları. Bazı soruları atlayacaksın. Hatta belki bütün soruları atlayacaksın ilk bakışta stresten. Ama işte onu yönetmek o kadar kolay olmuyor bazen. Evet. Özellikle şu çok önemli. Mesela benim ilk senemde yaptığım en büyük hata işte buydu. Yani bu stres beni mahvetti ilk sene. Şunu sormak istiyorum kanka. Bizim geçen yıl girdiğimiz sınavda sorular diğer seneden çok daha zordu. Hı-hı. Ve bu krizi hepimiz yaşadık neredeyse. Ama ilk senende hani sorular kolay olmasına rağmen bunları yaşamışsın, ama ikinci senende sorular zor olmasına rağmen bunları yaşamamışsın ya da tolere edebilmişsin. Bunu nasıl başardın mesela? Hemen oraya geliyordum ben de. Şöyle ki ben ilk senemde şey yapardım mesela, tam bu dönemlerde. Abi şimdi senenin başından beri Türkçe denemesi çözüyorsun, tamam mı? Şimdi gelmiş 40 tane soru var orada. Yaklaşık 32 tanesi böyle böyle işte sorular, bir sürü kelime var, harf var, bir şeyler. Şimdi ben uğraşmak istemiyordum. Mesela bu dönemde özellikle şey vardı, tembellik yapıyordum Türkçe konusunda. Mesela denemeyi açıyordum, Türkçe kısmını geçiyordum ilk senemde. Yani mesela diyordum ki aman çözerim zaten, çözebiliyorum işte bunları falan. Ya da mesela denemede Türkçe'deyim, mesela 10. soru sıktı ya deyip denemeyi kapatıp kaç tane denemeyi öyle yarım bıraktım. Ve işte ne oldu biliyor musun? Sınav anının çok farklı olmasını bekliyorsun ama ben sınav anı yaşadım yani. Ben sınav anı o bıkkınlığı yaşadım ve çekip gitmek istedim ki bu benim kendime alıştırdığım bir şeydi. Yani sıkılmayı kendime öğrettim. Dedim ki tamam, bunu çözmek zorunda değil. O yüzden şu dönem denemelerinizi çok ciddiye alın. Özellikle sakın yarım bırakmayın yani. Benim en çok önerdiğim şey budur. İkinci senemde, mezun senemde buna çok dikkat ettim. Mesela oturuyordum. İnanılmaz mı sıkı? Ağlayacağım mı artık denemeden? Yine de başında duruyordum yani o denemenin. Hı-hı. Türkçeyi bitiriyordum yine de. Böyle kendim, hatta böyle kendim çok sıkıldığım zaman, böyle hani triplere girdiğim zaman, Türkçe çözmeyeceğim yaptığım zaman üstüne bir tane daha Türkçe denemesi falan çözüyordum. Kendime böyle eziyet ediyordum. Kanka, ve bu iyidir abi. İlk sene kendimi rahatlattım. Mahvetti beni. Peki şey soracağım. Günlük soru sayıların nasıldı? Genelde günlük hangi banttaydı? Kendini böyle darlıyor muydun? Şu kadar çözmem lazım, ya da her gün nelere çalışacağını nasıl belirliyordun? Vallahi ben 1988'de olmadığımız için günlük soru sayısının çok önemli olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Bir dershanecilik dönemi çıkanlığı diye düşünüyorum. Hiç bakmadım soru sayısına. Bazen hiç çözmezdim yani hani soru falan günde. Yani oturup konu çalışırsın. Onun pek artık geçerli olduğunu düşünmüyorum. Soru sayısına takılmayı çok doğru bulmuyorum ben özellikle. İşte benim genel olarak izlediğim şey, akşam yazdığım o liste var ya işte. Evet. Mesela 10 tane madde var. 10 tane madde yazmışım ama ben mesela onun 4'ünü yapınca kendimi şampiyon sayarım. Yani bugünün kazananı benim işte. Çünkü o onda onu yaparsan zaten mükemmel bir gün. Çok şey planlayacaksınız. Özellikle son dönemde gaza gelinecek işte mesela. Bu videoyu izledin, bastın böyle, anladın mı? Gaza geldin, akşam böyle her şeyi yazdın, bütün eksikliklerini yarın kapatacaksın sözde. Ama ne olacak? Çok azını yapacaksın sonraki gün. Çoğu eksik kalacak. O yüzden her planladıkları olmayacak. Bu da bir sorun değil. Kesinlikle. Yolda olmak önemlidir bu süreçte. Kesinlikle. Sürekli bir şeyler yapmak önemlidir. Devamlılığı sağlamak önemli, evet, gerçekten. Bu arada şöyle bir detay da vermek istiyorum. Eren şu an güncel olarak YKS öğrencilerine özel ders de veriyor. Hangi derslerden de? Her şeyi veriyorum. Hepsini çok iyi bildiğim için az çok. Yani evet. Şu an olaya çok hala hakim. Hani olmuş bitmiş bir şey yok, evet, onun için. Devam eden bir süreç. Hatta geçen günlerde 370 lira verdim ve YKS kaydımı yaptırdım. Gerçekten mi? Bu sene de giriyorum. Bakacağız. İşte helal be, helal. Şöyle devam edelim. Kendine özel triklerin, hilelerin var mıydı? Yani şunu şöyle hallettim. Sosyalde olabilir mesela. Ya da Türkçe'de olabilir. Sayısalların en zorlandığı şeyler. O zaman bunu biraz da böyle triklerle alakalı yayınlara da gireceğim biraz. Çünkü çok önemli bence. Özellikle evet, sosyal bakımından. Aynen. Sayısalcılar için bu. Evet, o da konularımız arasında. Aynen öyle. Şöyle bir durum var. Coğrafya için özellikle şu zamanlar, aynen, son 2-3 ay kalmış ve coğrafya için Yavuz Tuna'nın bir el kitabı vardı. Hala mutlaka vardır çünkü çok iyi bir el kitabı ve muhtemelen bayağı tutmuştur. Ben mesela onu alıyordum. Ya bazı günler çok sıkar. Matematik, Türkçe çok sıkar. Bazı günler hiç çalışamazsın yani böyle hani. Evet. Bıkkınlık vardı. Ya açıyordum mesela işte iklimlere bakıyordum. Bir şeylere bakıyordum işte. Oradan gün gün ilerliyordum. Yavuz Tuna'nın playlisti var zaten. Yeterince iyiseniz diğer
kısımlarda. Cidden oturup coğrafyanın özellikle bazı konular çok önemlidir. Onlardan her sene soru geliyor zaten. Özellikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Tarih, ben mezun senemde tarihte çalıştım. Son ay özelinde çalışmıştım. Son ay artık yapacak hiçbir şeyim yok. Yani tabii ki var. Çok şey yapıyorum ama günlük böyle 1,5-2 saatte oturup. Şimdi tarihte, bir de TYT tarihte bazı noktalar çok önemli ya. Mesela Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı. Kesinlikle. O kısımlar, sonra işte Londra Konferansı. Bununla alakalı ekstra bir video da çekeyim. Çünkü çok anlatacak şeyim var aslında. Sosyal, çünkü 19'a 1. Bir de bizim senemizde, yani 2021'de zor değil miydi abi sosyal? Evet. Sayısalcı olarak hiçbir şey bilmiyorum. Ben coğrafya falan da çok iyi bilmezdim. Ve bazı triklerim var sosyal özelinde ama şu an bu videoyu fethetmesin bu konu. Biraz tamam. Ayıralım bunu. Tamam, başka bununla bir şey ilgili başka bir videoda isterseniz gelecek. Yavuz Usta'nın el kitabı ama net, yani o kesin olsun. Şimdi önereceğin başka yayınlar var mı? Onu konuşalım. Yayınlar, yayın çok var. En başta tabii ki, yani ilk sırada söylemezsem ağzımı vur yani. 3-4-5 tabii ki en önemli yayın. Kanka, bence neyi varsa o kadar da iyi bir yayın değil. Ben 3D'yi bunu çok beğeniyorum. Ha, 3D mi? 3D'nin ayeti matı kitabı vardı bir tane deneme. Kırmızısı ağlatmıştı. Dedim ki böyle çıkmaz. Sınavda öyle çıkmam i̇şte, olarak. Ben de herkese beni bunu söylüyorum. Aynen. Yani. Tam 3D tarzı sorular çıktı. 3D'yi ben öneriyorum. Bir de çok tabii ki öncelikli çözeceğiniz yayınlar var ama şu dönemde, özellikle son dönemde çok yayına girmeyin. Ne kadar fazla alternatif görürseniz, işte farklı farklı yayınlar çözün. Çok kolayını da çözün. Ortayı da çözün. Çok zor da çözün. Çok zor ağlatsın sizi ama yine çözün. Çünkü ÖSYM'yi görüyorsun işte, yani hani benim 2000 ilk senemde 39 AYT matematik netim var. İkinci senemde 37 var ve hani diğeri daha fazla olmasına rağmen diğerinin etkisi çok daha büyük mesela. Kesinlikle. Yani, işte yani bir sınav size zorsa herkese zor. Bir de mesela bazen çözdüğünüzde çözemiyorsunuz ya, kriz geçiriyorsunuz. Çünkü siz sadece o anla sormuşsunuz ve o anın içindesiniz. Ama daha sonra geçmişe dönüp baktığınızda o çözemediğiniz soruların bile size ne kadar çok şey kattığını o zaman fark ediyorsunuz. Yani o an hiç belirgin olmuyor. Görünmez bir etki yaratıyor sizde. Ama çok sonrasında gerçekten çok şey fark ettirdiğini görüyorsunuz. Kesinlikle. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu aklımdaydı da bunu gelmeden düşün. Şu dönemde özellikle işte deneme çözülüyor ya bir sürü. Evet. Ve analizler yapılıyor. Aynen. Ve ne deniyor o analizler hakkında? 45 dakika ayırın mesela bir analize ya da bir saat. Öyle oluyor mu? Ve mesela ben bir analizimi hatırlıyorum. TYT bir hafta sürdü. Yani hani bazen abi herkes fulllemiyor bu TYT'yi ki. Herkes kesinlikle 110 net yapmıyor yani. Mesela benim oldu. Mesela 110 net, 116 net. 116'yı görmüştüm en fazla. 4 tane sorun var. Yani 10 dakikada hallet geçen ama bir geliyor 80 netin var. 80 net de kötü gibi söylemiş olmayayım da. 60 netin var mesela yani. Evet, bir sürü soru var abi. Hepsine bakacaksın. Adam sana diyor ki 45 dakika ayır analize. Evet. O yüzden o analiz süresini özellikle çok hani takılmayın. Bazen çok uzun uzun sürer. Çok da uzun sürmesini istemiyorum aslında. Bence maksimum 2 saat beni ayırsınlar. Beni çok darlıyordu. Aynen. Yani o an başına bela oluyor, evet, o sorular. Evet, vakit kaybettiriyor gibi hissediyordum ama aslında çok gerekli bir şeymiş. Gerekli yani bir soru şey çözmekten sonra dönemi analiz etmek bana daha çok şey katıyormuş. Aynen aslında öyle. Soru biriktirin bu arada. Zaten biriktirin yani. Hani bunu yapmayan var mı artık bilmiyorum ama. Sen de önemli bulduğun soruları kesip saklıyor muydun? Kesinlikle yapıyordum. Son dönemde işte alıp onları tekrar tekrar çözmeye gayret gösterdim. Ama gel gör ki burada anlattığımız kadar her şey toz pembe gerçekleşmiyor. Yani aynen, ben ağlayarak yırtıp çözmüyorum lan artık sizi, işte ben hani anlamayacağım sizi, kesinlikle, falan diye böyle ağladığımı zırladığımı hatırlıyorum. Evet. Şimdi denemeler demişken onlardan bir bahsedelim. Şunu merak ediyorum aslında. Denemelerde netlerin nasıldı? Sınava benzer miydi? Ve nasıl bir grafik var? Yani sürekli artıyor muydu netlerin? Özellikle mezun senemde hiç artmadı. Ben mezun senemde işte 90 netle falan başladım en başta. Bu zamana kadar 90 net falandım ben hala. Yani bu zamana kadar ben hala 90, hatta Nisan'ın ortasına kadar hala 90'dım. Şundan bahsedeceğim. Özellikle çoğu insanda bu olur. Şimdi ne kadar çok ciddiye almaya çalışırsanız çalışın, o sınav stresine, sınav çok yaklaşmadığı sürece giremiyorsunuz. O yüzden hani hep derler ya, işte son ayda bu kadar net arttırdım. Aslında biraz bilinç geliyor, biraz stres geliyor. Onun sayesinde, onun seni pushlaması sayesinde böyle bir gaza geliyorsun. Bende olmuş mesela 90-90'lım. Sonra bir anda 115'lere çıktım. 110'a çıktım son ay. Bu bende hiç olmadı arkadaşlar. Her zaman işlemiyor bu arada. Yani bazen olur ama yani. Hayır yani o kadar tavanı vurmana gerek yok da. Son ay o bilinç geldikten sonra artışı görmüşsün. Çünkü deneme kendini veriyorsun sanki. Kanka, yok muydu sen? Sen yok, hep mi kendini veriyorsun? Ben sınavdan mesela yani 2 hafta önce hala 80 net olduğum deneme oluyordu yani. Ha, benim o oluyor. Zaman o oldu. Yani. Hayır ben düzenli bir anda hani hep sonra 110 yaptım demiyorum. Hayır dur. Onu yanlış anladım da. Hep 110 vurmadım yani sona. Sona yine düşüyordum yani. 80 net yaptım. Yayınla çok bağlı mesela. Bilgisayar malın vardı bir tane. Hatırlıyor musun? Kontrol denemesi vardı bir tane. Orada 80 diye bence 80 ve 10 dalgayı gördüm ya. Bu dalga
ve video çok verdim. Güzel gidiyor ama hiç şaka yapmadın. Ya bilgilendirici bir de evet ya bu kalabilir de. Yani senin de dalgalanmaların oluyor muydu? Bunu mu anlayalım buradan? Evet. Dalgalanmalar tabii ki oluyor. Yani nasıl sürekli aynı neti yapabilirsin? Bir sürü yayın var, bir sürü farklı yayın kesinlikle var. Ben hatırlıyorum bak tam bu dönemler 90 yapıyordum diyorum. Ama bu bir tane şey vardı, bu karma yapıyorlar ya mesela. Hiç karma adını duymadın mesela, bir tane yayının denemesi işte, şimdi isim vermeyelim. Hı-hı. Ya bir geliyordu 62 net mesela. Hani anladın mı? 90 yapıyorsun 62 gelmiş. Siz hangi yayının artık iyi, hangisinin kötü? Yani nedir ÖSYM nedir? ÖSYM standartı nedir? Ki ÖSYM'nin gerçi içindeki insanlar da bu standartı tam olarak bilmiyor. ÖSYM her sene değişen bir şey. Çok özür diliyorum. Çıkmış soruları çözmeyi tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle mesela ALES'leri çözebilirler hafiften. Abartmayın ama yani. Hani günde bir tane ALES atın. Ondan sonra yani denemenizi çözüyorsunuzdur. Bir tane ALES atarsın ya da yarısını da çözebilirsin. Ama bazı ALES'ler de mesela çok saçma. Çok saçma. Çözdün mü ALES? Yok. Ya Türkçelerini çözüyordum ben de. Şimdi şöyle bir şey de var. Matematik sorularına baktığımızda hani eski zamanların sorularıyla bu zaman... ALES arasında... matematik çözdün mü? Hayır. Tabii ya ÖSYM sorularından bahsediyorum ben. Yani YKS, YGS, LYS onlardan bahsediyorum. Aynen, çok fark olduğu için arada ben de mesela ben tavsiye etmiyorum. Ha sen onlardan, ha evet ben niye ALES'e gittim direkt ya? Tabii ki öncelikle YGS, LYS. Evet. LYS'nin... ÖSYS falan. Aynen. Böyle bir anda geri 1988 işte. Evet, o zaman evet. Soru sayıyorlardı işte. Ya onları bile çözün diyorlar ama ben yani bence onlara gerekli bir şey değil. Bence de hiç gerekli değil özellikle. Zaten şey diyor 2010'dan gerisine gitmeyin çok. Yani orası biraz artık fantezi kaçıyor. Yani 2010'dan gerisine çok gitmezseniz de olur. Şimdi ÖSYM'nin sınavlarını analiz ettiğinizde kötü yayınlar var böyle. İşte bir yayında çok iyi yapıyorsun, bir yayında çok kötü yapıyorsun. Dalgalanmalar tabii ki oluyor ama siz şunu bileceksiniz. Şimdi iyi yayınların denemeleri bile kötü çıkabiliyorken size yayın bazında bu yayın çok iyidir demek de bazen yanlış oluyor. Çünkü ben 3-4-5'in de mesela hiç beğenmediğim sorularını çok kez çözdüm. Bu standartı kafanızda kendinizi oturtmuş olmanız lazım bence. Yani hani çok gereksiz bir soruyu gördüğünüzde özellikle. Abi bu soruyu zaten yapıyor olmam gerekmiyor. Hani yapmasam da olur hani bunu gibi düşünmeleri lazım. Yani 60 net mi yapıyorum? Tamam bu denemede zaten 60 net yapmam lazım ama ben TYT'de zaten 100 artı net göreceğim yani. Hani kendini rahatlatsınlar. Şunu sorayım. Denemelerde yaptığın ortalama netle sınav arasında ne kadar fark vardı? Neredeyse aynı çıktı ya. Neredeyse aynı çıktı. İyi o zaman. Aynen öyle. O dönemde birçok insan şey falan yapıyordu. Sınav çok zordu ya işte ortalama yaptığınız netin ya 10 net fazlası ya 10 net aşağısı gibi teoriler vardı ortada. Ki genelde doğru da olur. Benim doğru çıktı. Doğru mu çıktı? Benim de ilk senemde doğru çıkmıştı. Ben ilk senemde o kadar İTT yapmıyordum. Bu arada sona geliyoruz. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu hafta sonu MSÜ var. Sen MSÜ'ye katılmış mıydın? MSÜ'ye bahsedelim. Son senemde mi? Evet. Tamam. Ben son senemde yani o tarihi kaçırdım. Katılacaktım normalde. Tamam peki ondan önceki yani mezuna kalmış olduğun senede. O lazım işte bak ilk sınav deneyiminse ilk senense özellikle bir sınav atmosferini içine çekebilmen, bir kokusunu içine çekebilmen gerekir. Yani bir görmeniz lazım çünkü oradaki kurallar, işleyiş ilk kez kasaya girdiğinizde belki çok da sanmam ama belki hani afallayabilirsiniz. Bir sürü çünkü gözetmen var. Yok sticker mı böyle bir şey veriyorlar. Karakodu oraya yapıştır. Burayı imzala şuraya işte yumruk al falan aynen gibi. Hani mesela artık o kadar yapmazlar büyük ihtimal ama aynen, çok evet, kötüydü evet yani. Aynen kötü, öyle. İyi bir kötü. İyi, aynen öyle. Evet. Deneyimlemiş oluyorsun. Evet, çok da sonuçları da çok takılmamak lazım. MSÜ sınavın çok öncesi. Benim çok iyi gelmişti mesela. En son sınavda battık yani. YKS daha mı düşüktü sıralaman? YKS çok, sıralaman. Çok daha düşüktü aynen. YKS'de işte gelen stres MSÜ'de çok rahat. MSÜ'de böyle binin altında yaptığımı hatırlıyorum böyle. O iyiydi bayağı ama ondan sonra YKS'de patladım işte. Çünkü MSÜ'de daha rahattım. Ya bu stres yönetimini özellikle şeyi de tavsiye ediyorum. Stres yönetimi konusunda. Kendinizi strese sokun. Yani sınav anı. Ben bunu mesela ben bazen şey yapardım mesela Türkçe denemesi çözüyorum. Krize girmeye çalışıyordum böyle yani anladın mı? Mahvolacaksın sen sınavda yine kilitleneceksin. Siz tabii yine olmayabilir sizinki ama sınavda kilitleneceksin falan filan diye böyle kendinizi örseleyin böyle eziyet. Ya bazen cidden ben şunu fark ediyorum. Kendinize eziyet edin abi yani bazı noktalarda özellikle mesela dedim ya. Bir tane daha eziyet örneği vermiş ama şu an aklımda değil. Yani kendinize eziyet etmeniz iyidir. Neyden bahsettiğini anlamadım.
Eziyet etmekten kastım Eziyetten ne? kastım şu. Şimdi sınav öyle güllük gülistanlık, annemin portakalını yedim, şimdi oturdum Türkçe denememi çözüyorum gibi olmuyor tabii ki. Yani orada gözetmen var falan, böyle dolaşıyor bir tane adam, böyle kapıda biri var falan. Çişe bile gidemiyorsun kalkıp. Kesinlikle. Yani öyle bir ortam yani. Bu nedir abi? Orası zaten bir eziyet gibi yani baktığın zaman. O yüzden öncesinde kendinizi böyle kötü şartlara, böyle iğrenç koşullara hazırlamanız bence çok iyi olur. Bu yüzden de aslında dershanelerde bir yer bulsanız kendinize, hep birlikte toplu bir şekilde denemeye girseniz bu fayda sağlayabilir bence. Toplu denemeler faydalıdır ama gerekli de değildir. Ben mesela mezun senemde bir tane toplu denemeye girdim. Sadece bir tane. Öyle O mi? da şeyde işte, ben tamamen evde yapıyordum Ve ikinci denemelerimi. senemde de sanırım dershaneye gitmedin. Ha aynen. Yani mezun Aynen. senemde de Hiç dershaneye falan gitmedim ben gitmedin o zaman. dershaneye. Aynen. Kendi sistemimi kendim oturttum genel olarak. Size de bunu tavsiye ediyorum ve YouTube videoları çok işe yarar. Şey yapın. Benim dediğim gibi işte sosyal ve fena abanma konusu bende çok işe yaradı. Sizde yarayacak mı? Bunu yine kendiniz analiz edeceksiniz. Kimse size ne yapacağınızı söyleyemez. Bakın abi ne eksik, ne yapabilirim, ne durumdayım. Otur hafta sonu analizini yap yani saatlerce. Tabii çok da abartma yani. Ve buna göre kendi çalışma planına bir şeyler ekle, çıkart. Duruma bak yani, Evet, yormayalım. yavaştan sonlara Bu geldik. arada son bir... Bir şeyler. Sorry. İzin verirsen Ne olur yalvarırım son bir şey. Tamam, dur. Tamam. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Sahne senin. Var. Birkaç şey eklemek istiyorum söylediklerime. Az önce bu kendinize eziyet edin konusunda çok sert konuştuğumu fark ettim. Şöyle, kendinizi disipline sokmak için, kendinizi sınav senaryosuna alıştırmak için eziyet edeceksiniz kendinize. Ama bu psikolojik bir buhrana sokacak kadar sizi etkilemesin. Çünkü o son ay psikolojisi, sınav psikolojisi nasıldır, ne kadar iğrenç bir süreçtir. Şu an ne kadar kötü şeyler hissediyorsunuz. Gece belki bana bazı günler titreme gelirdi mesela, uyuyamazdım. Çok kötü geceler geçirdiğimi hatırlıyorum. Kendinize bu Ağlayarak kadar da ses çözüyordum. yüklenmeyin kesinlikle. Evet. Özellikle şey bilincinde de olsunlar yani, hani son şansları değil mesela, ben bunu biliyordum. Yani bir tane daha girerim en kötü. Kesinlikle. Yani nedir? Bir sene, bu arada mezun senesi korkunç bir şey de değil, onu söyleyeyim. Özellikle ben mezun senemde aşırı keyif aldım. Böyle dolu dolu, çünkü mesela büyük bir birikimle geliyorsun. Aynı sene, şimdi 12. sınıfta çok ezik başlıyorsun ya, hiçbir şey bilmiyorsun falan. Şimdi 2. sene geldiğinde çok şey biliyorsun. Çok şey yerli yerinde aslında. Birkaç ekleme yapıyorsun aslında. Ve çok iyi hissettiren bir şey bu. O yüzden bundan korkmayın. Kendinize yüklenemeyeceğiniz streslerin altına sokmayın. Kendinize iyi bakın. Dışarıda çıkıyor muydun Eren? Abi ben bitirdim ya. Dışarı çıkıyor muydum? Evet. Yani Evet. Benim çok mesela arkadaşım yoktu. Onu da söyleyeyim. Benim hiç iletişim yoktu neredeyse kimseyle. Kız arkadaşımla konuşuyorduk sadece. Bir onunla da mesela ilişkileriniz varsa ben buradan ilişki tavsiyesi de vereyim. Kimse konuşmaz bunun hakkında. Sınav senesindeki ilişki nasıl olmalı? Ne kadar zor olduysa da arkadaşlar, toksik şey yapmanızı. olmamalı. Toksik bir kere kesinlikle zaten hani olmayacak. Evet. Ama mesela toksik ilişki paradoksu vardır sınav senesinde. Toksik olduğu için seni kötü etkiler ama toksik ilişkilerin ayrılığı daha da toksiktir. Daha da kötü etkiler. Çıkamazsın yani Aynen. sınavın, senenin bitmesi lazım. Şunu söyleyeceğim. Mesela biz şey yapardık. Akşam sadece 1,5 saat mesela telefonda konuşurduk. Oydu bütün iletişimimiz. Yani ben sabah işte günaydın. Ben işte şunu yapacağım. Çalışıyorum, başlıyorum. Akşam 1 saat konuşma, iyi geceler. İdeal budur bence. Ben Katılıyorum. yani biraz fedakarlık Evet. göstereceksiniz. Ama hani şunu demek istiyorum aslında. Genelde insanlar sınav senesinde kendini çok darlıyor. Hani çıkmamam lazım. Psikolojik baskı hissediyorlar kendilerinde. Sürekli çalışmak zorundalarmış gibi. Yani şahsen ben bunu yaşıyordum. Böyle Tabii. yaşıyordum. Ama bunu yapmayın. Yani siz de bir insansınız, bir robot değilsiniz. Kesinlikle, Bunun kesinlikle. farkında olun. Eziyet konusunda bir yere kadar kesinlikle doğru ama bazen de kendilerini çok rahat alanlara ayırsınlar. Mesela Kesinlikle. ben uyandım, keyfim yok mu mesela? Diyorum ki tamam abi, bugün neyse çalışmayın mesela. O gün mesela kafa tatili veriyorum. Yani tatil veriyorum kendime ve cidden beni motive ediyordu. Sonraki günler çok daha iyi çalışıyordum. Çok Bu kişisel bir eziyetin durum. kavramı sınav anında kalsın, tamam mı? Sınav senaryoları denerken kendinizi 16-15 saat çalışarak zorlamayın. Bazen yaptım, kendime çok yoruldum. Bazı günler olur tabii. Ama çok da yormayın kendinizi. Çünkü günün sonunda en değerli sizsiniz. Çok Sizin güzel. güzel psikolojiniz. Evet Deminiz... arkadaşlar, yeter artık. O Yeter. zaman Yeter. 15 saatte Yeter. İyi geceler. Yok, ben şarkıyı unuttum. Evet arkadaşlar, o zaman artık yavaştan bitirelim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu arada bu videoda emeği geçen Ömer Faruk Aydoğdu'ya Mükemmel bir insan. ve arkada bekleyen Berkant Akkuş'a da O teşekkür da ediyorum. mükemmel. Muazzam insanlarlıyız. En büyük teşekkür de bugün benimle bu videoyu çekmiş olan Eren Özmen miydi? Ya. Neydi? Ya böyle sil şu kaydı ya, sil şu kaydı. Bu ne abi? Ben bu muameleyle yaşayamam ben burada. Durmayacağım artık ya. ya. Özlü müydü? Aa. Özlü müydü? Özlü mü birini çağırıyor, birini çağırıyor kamboya, gel ve söylerim. Evet.
Neydi kanka? Eren Özden. En büyük teşekkürü de benimle bu videoyu çekmiş olan Eren. Hala mı ya? Aa. Neydi? Özen. Üzdü beni ama yani. Hani bu... Dur ben yapayım mı? En büyük teşekkürü bugün onunla bu videoyu çekmiş olan Eren Özen'e ediyor. Ama şunu söyleyelim, bir klişe patlatalım. Arkadaşlar, bu gördüğünüzün çok daha arkası kameranın arkasında var. Çok daha arkası mı lan? Çok daha fazlası kameranın arkasında var. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızda başka sorular varsa, başka çekmemizi istediğiniz bir video varsa yorumlarda lütfen belirtin. Sizleri seviyoruz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Eliyle kapatıyor. Bir şey söylemeyeyim. Bu kadar ilkel bir yöntem.